12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesira. 2. esas. Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiyeyi ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin müvazenesi. Felsefenin halis bir tilmizi bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-i hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir, deni bir muannittir. Hem o dinsiz şakirt, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde nokta-i istinat bulmadığı için zatında gayet aciz ile aciz bir cebbar-ı hotfuruştur. Hem o şakirt, menfaatperest, hodendiştir ki, gaye-i himmeti, nefs ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-i şahsiyesini bazı menfaat-i kavmiye içinde arayan dessas bir hodgâmdır. Ama hikmet-i Kur'an'ın halis dilimizi ise bir abdir. Fakat azam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem hakiki tilmizi mütevazidir, selim, halimdir. Fakat fatırının gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun maliki kerimi, ona iddihar ettiği uhrevi servet ile müstağnidir. Ve seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Hem yalnız livechillah, rıza-i ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilimizin müvazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas. Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler. Ama hikmet-i felsefe ise, hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyittir. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalın şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Ama hikmet-i Kur'aniye ise nokta-i istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza-i ilahiyi kabul eder. Hayatta düstur-i cidal yerine düstur-i teavünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı, hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu mealiyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder. Ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Düsturu teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini uhuvvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadeti dareyindir.